Başkanımız. Artık bu sistemin, bu mevcut düzenin değişmesinin şart olduğu ortaya çıktı. Güne Ankara'da başladı. İkinci durağı Kayseri'ydi. Referandum için evet çağrısını Kayseri'den, Abdullah Gül'ün memleketinden yüksek sesle yaptı. Şimdi bunlar kalkmış 18 yaşa karşı çıkıyorlar. Bunların ipiyle kuyuya inilir mi? Tek adam tartışmalarını gündeme taşıdı. CHP'ye kendi geçmişine baksın dedi. Milletin olduğu yerde, seçimin olduğu yerde iki sefer seçimle cumhurbaşkanının geldiği yerde tek adam olur mu? Milyonlarca insanın %50'den fazla oyla seçtiği yerde diktatörlük olur mu? Kılıçdaroğlu'na seçilme yaşı üzerinden yüklendi. CHP liderinin kendisine yönelik bir açıklamasını da gündeme taşıdı. Ne demiş biliyor musunuz? Biz Binali Bey'in makamını korumak istiyoruz. Onun için hayır diyoruz. Bak. Herhalde Kılıçdaroğlu kendisiyle bizi karıştırıyor. Biz senin gibi makam koltuk meraklısı değiliz. Başbakan dün akşam katıldığı bir programda da FETÖ'cü firari Adil Öksüz sorusuna yanıt verdi. Yakalayacağız dedi. Biz işin peşindeyiz. Nerede olursa olsun arayıp bulunacak. Bu iddia... Ölüsü yahut dirisi. FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dilinde. Yıldırım CHP liderine çağrı yaptı. Temizliği yaptık ama bizim bilmediğimiz bir şey var da Kılıçdaroğlu biliyorsa buyursun açıklasın. İster milletvekili olsun ister babamın oğlu olsun. FETÖ ile ilişkisi olan hiç kimsenin yanında olmayız. O hal süreci de soruldu başbakana. Huzur dedi ve ekledi. Milleti huzura tam anlamıyla kavuşturuncaya kadar devam edecek. Kılıçdaroğlu'nun başbakana televizyonda konuşalım resti hatırlatıldı. Yıldırım faydası olmayacağını söyledi. Hiçbir yarar olmaz çünkü Kılıçdaroğlu bozuk plak gibi aynı şeyleri tekrar edip duruyor.